Bu maçların özetini yorumsuz olarak izlemek istiyorsanız videonun açıklama kısmından diğer kanalımıza ulaşabilirsiniz. Sene 2010. Gökhan Saki tarihinin en müthiş maçlarından bir tanesindeyiz. Rakibi ise Surinam asıllı Hollandalı Melvin Manuf. Bu maçtan önce düelloda gergin anlar yaşanmış, ikisi de yaklaşık 1,5 dakika boyunca öylece baka kalmıştı. Bu uzun bakışmaların ardından Tyrone Spong araya girmiş ve ikisini de ayırmıştı. Melvin Manuf ise yerine giderken el kol hareketiyle artistlik yapmıştı. Gökhan Saki'nin bu maçta Melvin Manuf'a cevabı sert olmalıydı. İlk round başladı. Henüz maçın ısınma anlarında Melvin Manuf Gökhan Saki'nin ayağına çelme takmıştı. Bunun üzerine Saki ayağa kalkarak beden diliyle "bende bir şey yok" demişti. Maç tüm hızıyla devam ediyordu. Melvin Manuf bütün hünerlerini ortaya koymaya çalışıyor fakat Gökhan Saki müsaade etmiyordu. İlk round'un son dakikalarına gelindiğinde sürekli Gökhan Saki'nin hamlelerine maruz kalan Melvin Manuf yumruk kombinasyonuna tutuşmuştu. Fakat bu hamleler Gökhan Saki'ye yetersiz kalmıştı. İlk round'un son saniyelerine gelindiğinde müthiş bir çekişmeyle karşılıklı ataklar yapılıyordu. Fakat Melvin Manuf bütün gücüyle vuruşmuş olacak ki henüz ilk round'da yorulmuştu. Nihayetinde ilk round bitmiş ve Melvin Manuf'u gong sesi kurtarmıştı. Lakin Gökhan Saki her şeyini ikinci round'a saklamıştı. İkinci round'dayız ve Gökhan Saki bu round'da rakibin işini bitirmeliydi. Zira kendisine artistik yapan rakibine haddini bildirmeliydi. İşte şimdi yorgun düşen Melvin Manuf'u knockout'a sürükleyen ilk darbe. Yani Gökhan Saki'nin şovu başlıyordu. Tabii ki maç devam ediyordu. Tekme atarken yere düşen Melvin Manuf'un yorgunluğu bedeninden okunuyordu. İlk darbe onu epey sarsmıştı. Fakat Saki için bu maç yeni başlıyordu. Melvin Manuf darbe yiyerek kaçıyor, Gökhan Saki ise döverek kovalıyordu. Ve beklenilen ikinci darbe gelmişti. Gökhan Saki müthiş bir yumruk çıkarmış, Melvin Manuf'u kendinden geçirmişti. Dayak yemekten yorgun düşen Melvin Manuf maça devam etmek istemiyordu. Fakat hakem maçı başlatmıştı bile. Evet, Gökhan Saki bu işi bitirmişti. Müthiş bir kroşeyle Melvin Manuf'u 2.80 yere uzatmıştı. Saki kendisine artistik yapana haddini bildirmiş, kimin patron olduğunu göstermişti. Gökhan Saki araları buz gibi olan Melvin Manuf'un yanına gitmiş, kendisinden yaşça büyük olan Melvin Manuf'u omuzlarına almıştı ve böylelikle aralarındaki buzları eritmişti. Gökhan Saki bu centilmen hareketiyle tüm taraftardan alkış toplamış ve diğer dövüşçülere örnek tavır sergilemişti. Gökhan Saki'nin bu efsane maçını da koleksiyonuna eklemiş olduk. Eğer diğer maçlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.